Yüzyıldır bizlere dayatılan katliamlarla, baskılarla, inancımızın asimile edilmesi, yok edilmesi, Türkiye'nin tektikleştirilmesi, Türkiye'de tekçi, ırkçı bir anlayışın, bir zihniyetin hakim olmasına karşı verilmiş güçlü bir mücadelenin neferleriyiz, neferlerisiniz sizler. Yüzyıllık tarihimizde Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Ümraniye ve yine bir biçimiyle aslında Türkiye'deki egemenlerin, Türkiye'deki son 20 küsür senedir bu ülkeyi yöneten iktidarcı anlayışın, ne yazık ki Suriye'de devam eden savaşta da yine onların parmağı vardı bahsini edeceğim katliamlarda, bir katliamlar silsilesiyle karşılaştık. Tekçi, ırkçı dayatmalara karşı çok daha güçlü oluruz. Ve bizler özellikle bugün bu başlığı seçerken şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Yüzyıllık cumhuriyet parantezini kapatmak üzere yola çıktık dedi bu iktidar. Bu iktidarın sözcüleri bunu açıklıkla ifade ettiler. Yüzyıllık yaşam içerisinde elbette bahsini ettiğim birçok katliama, birçok asimilasyon politikasıyla, baskıyla karşı karşıya kaldık. Ancak buna boyun eğmedik. Bunun karşısında dimdik ayakta kaldık. Ancak son zamanlarda geliştirdikleri farklı yöntemlere de, yöntemlerin de altını çizmeliyiz ki, yüzyıllık parantezi bu yöntemlerle kapatmak istiyorlar. Biz bu 100 sene içerisinde elbette aynı zamanda dayanışmamızı ördük, aynı zamanda birliğimizi ve beraberliğimizi geliştirmeye çalıştık. Bu politikalara karşı diz çökmedik, ayakta kaldık. Enel Hak diyen Hallacı Mansurların, yürü bire Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğin padişahın elbet bir gün devrilir diyen Pir Sultanların, ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim diyen Seyit Rızaların torunları olarak bizler 21. yüzyılda inancımızın özgürce bu topraklarda yaşaması için tıpkı bahsini ettiğimiz Hallacı Mansurlar, Baba İshaklar, Seyit Rızalar gibi, Pir Sultanlar gibi canlarımız nasıl bedel ödediyse bizler de 21. yüzyılda canlar olarak bu bedelleri ödemeye hazırız. Ve bu konuda bedeli ne olursa olsun, tekçi, ırkçı, bizleri gri bir Türkiye'ye, gri bir coğrafyaya dönüştürmek isteyen, tek renge boyamak isteyen anlayışa karşı, tekçi anlayışa karşı 72 milletten ve inançtan insanlar olarak kendi rengimizle, kendi inancımızla bu topraklarda özgürce ve eşit yurttaşlar olarak yaşayabileceğimiz bir Türkiye'yi, bir demokratik cumhuriyeti kurma sözüyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetin birinci yüzyılının Aleviler açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Osmanlı'dan kopuş olarak oluşan Cumhuriyet'in birinci yüzyılı bir şekilde Osmanlı'nın hem örgütsel, yapısal, ideolojik yapısından kopuş hem de modern dünyaya çıkış olarak tasarlanan yeni yüzyılda aslında ideolojik olarak çok büyük bir kopuşun olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle iki noktada bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana ideolojisini oluşturan Kürt meselesi, ikincisi de Aleviliğe bakış meselesinde Osmanlı'dan ideolojik olarak çok büyük bir kopuşun olmadığını, bizzat Cumhuriyet'in kurucu aklının o ideolojinin devamını yeni Cumhuriyet'te de hayata geçirdiğini görmek mümkün. Bunu şuradan yola çıkarak söylüyoruz. Aleviliğin özellikle Sünni sentezi üzerinden formüle edilmeye çalışılması, Anadolu Aleviliği'nin özellikle Türklük üzerinden ideolojik olarak formüle edilişi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda da aslında bir Alevi toplumunu, Alevi inancının tarihsel olarak asimilasyonun sürecini hazırladığını, asimilasyon sürecini çeşitli
argümanlarla güçlendirmeye çalıştığını görebiliyoruz.